Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından yeni bir Dead by Daylight videosu ile karşınızdayım. Öncelikle hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Umarım sevdiklerinizle birlikte güzel seneler geçirirsiniz. Bu uzun aralığın sebebi de gençler, zaten topluluk kısmında duyurmuştum. Biraz daha detaylı anlatayım. Yani böyle bildiğiniz dizi gibi hastalık geçirdim. Yani bölüm bölüm. İşte böyle 5 gün falan hastalık geçirdim. Sonra iyileştim dediğim gün video çektim. İyileştim dediğim günün gecesi tekrar hasta oldum. O hastalığımda bir 10 güne yakın falan sürdü. Ama gerçekten Covid'i de atlatmış birisi olarak çok ilginç bir hastalıktı. Yani şöyle düşünün, 7 gün boyunca falan aralıksız her 5 saniye boyunca öksürüyorsunuz. Ya bu abartı falan değil, gerçekten bunu yaşadım. Yani yemek yiyeceğim, öksürüyorum. Tam uykuya dalacağım, öksürüyorum. Yani psikolojik olarak da çok kötü etkiledi. Sadece fiziksel bir yorgunluk vermedi yani hastalık. Ki duyduğum kadarıyla şu an çoğu kişide varmış bu, artık yeni bir salgın gibi bir şey var. İşin ilginç yanı, doktor bir antibiyotik yazdı bana, buraya fotoğrafını koyacağım. Buraya yan etkilerini de koyacağım, üşenmezseniz okursunuz. Hani insan şey diyor, ulan hasta mı kalsam acaba diyor insan. Yani öyle bir yan etkisi var ki evdekileri kedi olarak görmeye başladım artık. Diyorum lan benim 3 tane kedim yok muydu diyorum. 2 tane daha dolanıyor böyle fazladan. Dedim ne ara 5 kedi oldu. Şaka bir yana o kadar tabii yan etki yaşamadım ama yan etkiler arasında o da var. Her neyse gençler, umarım bu süreç bitmiştir. Çünkü bitti zannettiğim sıra tekrar başlıyor hastalık. Siz de kendinize çok dikkat edin. Gençler şimdi gelelim videomuza. Yan hesabımdayım bu arada, onu da söyleyeyim. Bizim bir serimiz vardı biliyorsunuz ki. Önce Survivor maçı atıyorum ve o maçta karşıma hangi katil geldiyse onunla oynuyorum bir sonraki maç. Yani bir Survivor bir katil videosu olacak. Hani uzun süre sonra gameplay atabildiğim için ikisinden de olsun istedim tek videoda. Vigo'nun tuzluda kavanozunu vardı ya. Özlemişim ya, şunu yapmayı bile özlemişim ya. Arkadaşlar palet devirmek yerimizi belli eden bir ses çıkarıyormuş. Ben onun için kullanmıyordum ama olsun. Bu arada uzun süredir düzgün video atamadığım için film önerisi de yapamıyorum gençler. Bu videoya çok güzel bir filmle geldim. Bu filmin ilkini zaten videolarımdan bir tanesini önermiştim. Hatırlıyorsunuzdur. Filmin adı Terrifier. İkinci filmi bana göre çok 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 daha güzel. Yani hem vahşet olarak hem akıcılık olarak son zamanlarda izlediğim en iyi korku filmiydi net. İki film birbiriyle bağlantılı, o yüzden izlemediyseniz önce ilk filmi izleyin tabii ki de. Ama ilk filmi izleyip ikinci filmi henüz izlemediyseniz bir an önce izleyin derim. Bak herkese de yapmam bu kıyar lütfen arkadaşlar, yani değerimi bilin. Ne oluyor? O ne öyle? Abo. Yani yıllar sonra video çekip 200 pinkle oynamam da. Bayağı yürüyemiyorum. Bunlar da oynayamıyor galiba. Oynuyorlar mı? Bu arada Hillbilly geldi. Hillbilly oynayacağım bir sonraki maç. Bu maç bir şey var ya. Anan. Ben bir DC atacağım. Pingimi kontrol edeceğim. Gençler burada bütün internet değerlerim normaldi. Bilmiyorum, katil falan da saldı maçı. Acaba takımda DDoS'cu midoscum vardı yani bilmiyorum ama. O yüzden sayılanmıyor o maç. Sıfırdan giriyorum. Şu an gelen katile karşı oynayacağım. Şu an gelen katille oynayacağım daha doğrusu. Bak şimdi normal mesela herkesin. Az önce ya bir sunucu sıkıntısı vardı. Ya da ben bilmiyorum yani. Siccin 7'de falan ben oynayacağım muhtemelen. İkisinden biri arkadaşlar. Bir şey oldu. Bana bir şey musallat oldu, ben diyeyim size. Yani uzun süre sonra video çekince acaba İbrahim Peris'i mi? Bu kim? Lan bu da Hillbilly. Oğlum ben bugün full Hillbilly mi oynayacağım? Bu arada her şeyin bir buff perküm de var. Bir palet falan devrildiği zaman hemen oradayım. Devrildi ve yok oldu arkadaşlar. Bir tane daha gitti yani, rızkımı çalıyorlarmış gibi hissediyorum şu an. Ya yayında gen yapıyorum. Survivor videosunda gen yapıyorum. Ben anlamadım ki. Heh, facecamp'i de atıyor. Tam dağ ayısı yalnız baksana yani. Tam isminin hakkını veren bir dağ ayısı ya. Yani ne yapabilirim şu an? Ben gen yapıyorum. Nasıl yapacağız ki? Ben niye öleyim şu an? Tamam iyiyiz. Değiliz. İyi, ben trade'i verdim yani, yapacak bir şey yok. En azından struggle'a geçmesin, beni de bir şekilde alırlar diye düşünüyorum. Ya yalnız oyun tamamen buna döndü ve çok can sıkıcı olmaya başladı arkadaşlar, yani biraz şikayet edeceğim artık. Ama hani önce bir normal oynamayı deneyip olmadığı zaman ona dönse yine eyvallah diyeceğim. Ya bir de en arkaya asıyor köpek, zaten 4 kişi yerdeyiz ya. Ha attempt de bekle, suratına işeyim mi burada? Bak fış, atacağım. Hiç şansı yok, kaçarı yok, mümkün değil. Olmadı arkadaşlar, anlaki diyelim. Yani haftalar sonra video çekip şuna denk gelmem. Hani geri git gibi bir mesajdı yani benim için. İçime doğmuş gibi map attım. İnşallah benimki gelir. Şu map'i hiç sevmiyorum. Yani kazandığımız %50 yok yine. Ali Koç şansıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hillbilly'de hiç beceremediğimiz bir çar. O da olur, o da olur. Hiç sıkıntı yok. Ne patlattı onlar? Yani şu otu koca testereyle kesemiyorsun. Tamam kanka, olur. Dede! Yalnız takımda dede var, büyük sıkıntı. Yoz müdahale süresi bitmeden benim bunu indirmem lazım. Ya dediş. Şimdi bir şeyciğim orada ne... Oğlum ne oluyor? Survivor'lar mı patlıyor acaba ya? Senin map gibi ananı avradın. Üst katın lehimcisi yanında, dur bakalım. Şöyle testereyi çalıştırsak. Seha kanka! Ne yapıyorsun burada? Bunlara lehimci çok iyi gider bunlara. Bunlara lehimci çok iyi gider. Bu jeni tekrar bulana kadar can biraz düşer gibime geliyor. Ohoho! Dur dur dur. Bunlara uçarım. Bunlara uçarım. Bak onu görmediğimi sanıyor şu an. Bak bak.
Ama gördüm. Oo, bunlar ne oğlum? Ne geldi bana ya? İlk Survivor maçının acısı çıkıyor galiba. Şunu da kırayım da. Aa, ben salağım. Onun içinde beklesem ya. Aha. Ya. Arkadaşlar bir şeyler oynuyorum ben şu an ama siz takılın kafanıza göre. Yorum falan atın arada. Şunlara bir kardan adam troll yapmam lazım benim, biliyor musunuz? Dur. Bak şunla fena yaparım. Aha, ne oluyor lan? Böyle mi giriyormuş bunun içine? Yili. Biraz bekleyelim ya. Zaten avantajlı başladık. Herkese astık. Attempt denedi bir tane. Lan ikinciyi de denesene o zaman. Madem o kadar yüreklisin. Baba. Bah. Dedeciğim ne haber ya? Biraz korktun sanki. Nereye gittin? Lan ne oluyor oğlum? Lan yaşlı diye direkt mezarın içine mi girdi? Ne oldu? Ha, bu tarafa gitmiş. Ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Dur bakayım dedişi. Ay lan, bunu dediş sandım. Güzel geldiydim ha. Üste gittin. Tamam, okey. Aşağı atlayacaksın. Atladın mı? Atlamamış şerefsiz. Zeki adam aga, zeki adam. Öbürleri gibi eşek değil. Bir tane bilen var işte takımlarında. Nereye getirdin beni şu an? Lan sana da biliyor dedik, yazıklar olsun da. Ne yaptınız, iyisiniz inşallah. Ya benim hilbilim çok kötü ya. Zaten onu anlamışsınızdır arkadaşlar. Ay bak, bu NT'ydi. Bu NT'ydi, bunu NT olarak yazıyoruz. Yani o kadar da eşek değiliz. Gel. Gel bakalım gel sen gel. Bak uzak camp. Nasıl ya? Hillbilly Tactics. Şimdi arkadaşlar, bu tarz maçların hiçbir tryhard yanı olmadığı için keyif almadığınızın farkındayım. Dürüst olayım, ben de gram keyif almadım. İlk maçta da zaten ne loop atabildik ne bir şey yapabildik, hemen öldük. O yüzden hani bu iki maçın zaten hızlı zaten siz izlemişsinizdir şu an editli bir şekilde. Ben diğer maçları ne yapayım biliyor musunuz? Survivor'ları bu hesaptan oynayayım. Survivor'un çok fazla tryhard geçmesi işime gelmiyor çünkü. Hani keyifli olmuyor. Ama gelen katilleri biriktirip ana hesabıma geçeyim. Ne diyorsunuz? Mantıklı geldi, kabul edin. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. Oy, ehliyet sınavı gibi. Ulan bu adam bu işi yapıyor be. Hadi ediş. Bir şey diyeceğim, benim şu koyduğum perk ruh öfkesi mi ya? Ben onu kandırıkçı diye koydum. Gerçi işimize yarar ya. İşimize yarar çünkü dayanıklımız da var ya. Ya ben bunu böyle bu arada konuştum da sanki bütün video hilbili oynayacakmışım gibi. Ben niye öyle salakça bir şey söyledim ya? Bir tane oynadık, bitti gitti, tamam. Aha, gel lan, gel aç. Gel. Gerizekalı, gel buraya, mal uğraştırıyorsun ya. Hadi görüşürüz. Her insana inanmaman gerektiğini de anlamışsındır artık. Buradan bu taktik için de Olsen kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kendisinin yayınlarından görüp şerefsizliğiyle gurur duyduğum bir taktiktir. Bir de laf sokuyor yani hani. Bro çok komiksin diye laf sokuyor ya bir de. Oğlum var ya, Bubba trolünü asıl bu ranklarda yapacaksın ya. Bak görüyor musun nasıl kuduruyorlar ya. Hazır şu Unbreakable güncellemesi gelmemişken ben bu hesapta bir tane toksik Bubba çekeyim gençler. Chase'ler çok basit geçecek, çok hızlı düşüreceğim kurbanları evet, ama az önceki gibi çıldırabilirler, güzel anlar yakalayabiliriz. Ha bu tarz ranklar hani oyuna daha aç olduğu için. Oğlum ne oluyor, yeter lan. Yo oynamam, hilbili oynamam bir daha, yok. Yeter. Harbiden abartı yani arkadaşlar. 2 Survivor maçı girdim, 2 hilbili, bir tane kendim oynadım. 3. Survivor maçına girdim, yine hilbili. Ben niye blok yedim o göt tarafından orada? Bir çift göt. Bir tane daha Survivor maçı girerim, ona kim gelirse onu oynarım. Kanka ne yapıyorsun Allah aşkına, ne yaptığını söyle ya. Oğlum ne oluyor ya? Onu yapamazsın kankam, özür dilerim ama herhalde rankımıza uygun bir şeyler geldi diye düşünüyorum, siz de öyle yorumladıysanız eğer. Bakın arkadaşlar, şu gördüğünüz palette ışık oyunu yapmanız biraz zor ama adam testlere kaldırdığı için umursamayacağım. Direkt devir bunu. Kırınca içinden mi geçti? Yo. Ama bizim içimizden geçecek gibi geliyor. Vay. Yedik lan mind game'i. Çok düz oynadığı için şey sanmadım ama öyle bir şey yapacağını. Geri dönüyor ya. Minik tunnelcı camper'cı ya. Aa, tunnel'lamadı, helal lan sana. Baba. Kaldıran metiş başında. Paleti sıfırlayalım şöyle. Adam bir gelecek lan, ben bunu yemiştim. Aynı paletten bir de stun yediğini düşünsenize. Bu adamı delirtebilirim. Yani delirtebilirim derken sinir ederim anlamında değil. Mesela unutuyor böyle bir perk olduğunu. Diyor ki lan ben bundan stun yemiştim, bir daha yedim. Hani anladın mı, kafayı yiyebilir adam. Buradan direkt Bakırköy'e yollayabiliriz. Bak geliyor, gerizekalı gelişe bak. Ne olur bilme, ne olur bilme, saçma sapan bir şey yaptım ama. Ya ne alaka bro ya? Yani bu kış düşmanlığı ya, bu sadece yazı seven insanlar var ya. Bu kış düşmanlığı ya. Oğlum senin ne değişik mind game'lerin var ya. Ha? Bro, en buzulu var mıydı?
Ente ya. Bak gideceğim şimdi, ben boşu boşuna ikileneceğim. Ne yaptın, iyisin inşallah. Nice try'e. Devirmeyeceğim lan onu. Oh no bitch. Hadi bir ambren mambren bir şeyin yok mu senin de ya? Zavallıcık. Arkadaşlar o paleti devirmeden de adamı delirtebiliyormuşum. Yani mecbur artık, yapacak bir şeyim yok. Aa ben salam çok özür dilerim. Saçma sapan da bir dodge attım. Tamam bana girdi. Yani salaklığımın bedelini bana girerek ödettirdim. Oooo bir yapsam onu. Paleti devirdikten sonra kafam durdu. Kaçmaya çalıştım. Sonradan aklıma geldi. O yüzden yani hata bende olduğu için üstlendim. Yoksa arkadaşlar orada o adamı satardım. Normal şartlarda satardım yani. Şimdi bir şey diyeceğim. Tunnel'a mı geliyor ha? Yok lan. Oğlum sen uslu bir hilbilisin. Ya yapmazsın böyle şeyler. Gerizekalı. Gel lan götün yiyorsa. Kolay git. Oç! Lan kaldırsam ya gözünün önünde. Çok komik olmaz mıydı? Güler miydiniz arkadaşlar gerçekten? Kaç 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 kaç. Aynen blokla da son asılışım yani, ben öleyim istiyorsan. Nereden gelecek, çok heyecanlı. Oğlum can yapsanız şu an size maçı getiriyorum da işte, farkında değilsiniz. Oo oğlum bunun çok değişik mindgame'leri var ya. At Ember. Ya oraya deneyeceksin Ember ama. Buraya dene. Yalnız bir şey diyeceğim. Diyeyim mi diyeyim. Oo öldük. GG well played boys. Başka spot yoktu. Kaçabileceğim tek nokta burasıydı. Gerekeni yaptık. Belki ikinci şansımız var. Belki ikinci şans. Yes yes. Nice'ız. Nice'ız. Hadi Jen yapın da bir işe yarayayım ya. Takım için bir işe yaradığımı anlayayım artık ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Saldı. Şunu da tazeleyelim. Daha yeni kullandık ama arkadaşlar. İsraf kötü bir şeydir. Yani kullanırsan onu hemen yerine koyacaksın. Baktım kırmayı hemen yerine koyacaksın. Yine geldi bu. Kanka şu paleti hatırlıyor musun? Al ye bakayım kafana. Kaçıncı palet bu ha? Ha? Bitch. Adamı aynı paletten 10 tane stun attım ya. Şimdi ben bu maç loop'umdan tatmin oldum. Perk'ümüzü de gösterdik 2-3 kere. O yüzden bu Dark kardeşimizi gerekirse ölümüne threadleyeceğim arkadaşlar. Bir kere zaten hayatını kurtarmıştık Shaq'te. Bir kere daha kurtaracağız. Hangi ayo? Kurtardık. Bir de 360 gelir mi? Çok iyisin lan sen. Senin ağzını öperim öperim. Tunnel niye? Çünkü onun decisive olmadığını biliyor. Ananı s**eyim. Uçum hoş tamık. E kanka paleti kırabilirdin. Ya kır şunu işte, bıdı 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 hareketler yapma bana ya. Kapının nerede olduğunu biliyorum ki. Kurtulacağım lan bu maç. Sana özel yeteneklerimi göstereceğim. Tamam mı? Sallayın bir. Tamam yanlış taraftan loopluyor. Yanlış taraftan loopluyor. Ama süremiz sıkıntı. Süremiz bayağı sıkıntı. Şimdi bir dakika, testleri açarsa şuradan atlarız. Çok iyi, sattı. Bunu yaptırmaya çalışıyordum. Mantıklı bir dedart lazım, mantıklı bir dedart. Dedart da gerek... Bu kim lan? Çık kurtar beni, ayı. İyi maç. İyi maç. Gerçekten iyi maç. Gençler tüm maçlarda hilbili geldiği için saylanmadı az önceki maç. Haberiniz olsun. Bir tane daha son bir survival maçı girdim. Bu maçta gelen katildi. Son maç killer olarak oynayıp videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Eğer bu maçta da hilbili gelirse kura çekeceğim. Yani böyle bir şey olamaz. Vızız diye testere sesi duyulacak şimdi. Vallahi sikeceğim atacağım ya. Klan mı lan o? Aa klan. Ya takıma winrar geldi. Bu ne ya? Sıkıştırılmış dosya geldi takıma. Gerizekalı, onu kırmadığına pişman olacaksın. Sonra kırarım diye saldı paleti. Adama asayım onun ambresi falan vardı diye. Bak bir gelecek palet yok. Abi, görüyor musun salağa bak? Ya bu paleti ben nasıl oluyor ya diyor şu an, anladın mı? Kestin değil mi oradaki şeyi? Zord? Respect atmayan bir killer. Şimdi arkadaşlar bir klanın respect atmaması doğru. Daha doğrusu herhangi bir killer'ın respect atmaması doğru zaten. Ya kafaya geç. Ve bu respect atmayarak oynadığı için beni gaz bulutuna boğduğu zaman benim paletleri pre-drop yapmam lazım. Önceden devirmem lazım. Önceden yapmazsam çok hasar alırım. Önceden devirirsem de çok palet yerim. Şimdi o ikisi arasındaki dengeyi ayarladığım zaman zaten Real Madrid'de oynarım, anladınız mı? Burada video çekmem ben size. O yüzden bana sormayın öyle şeyler. Kafanıza göre takılın. İçim gidiyor içim. Bak palete bak. Bana bakıyor. İçim gidiyor. Beni çağırıyor. Baba diye geldi. Yalnız bir şey diyeceğim. Teknik olarak harika bir perk, bir şey değil mi? Yani böyle müthiş kullanılan, böyle çok meta bir perk değil.
özür dilerim. Ama mantık olarak baktığın zaman bir tane palet devirmek bile sana fazladan birçok tur kazandırabiliyor. Hatta bazen katil pes edip hayatta bile kalabiliyorsun. Bu perk de paletleri tekrar canlandırıyor. Yani müthiş bir şey aslında. Bir tane bak geliyor gerizekalı yine kırmaya. Aa bu palet yine doğmuş. Zord. Kırma kanka. Okey bitch. Okey. Aa ne oluyor kafama atınca onu? Ha tek atandan var sandım da yokmuş. Oo, en güzeli en götü mü var bunda? Olabilir. Vallahi olabilir. Oo zekice. Oğlum neredesin? One more voltinho yok mu? One more voltinho. Tamam bunu devireceğiz. Mallaşma, kır şunu, mallaşma. Ekranımın toz bulutu olmasından faydalandı. Bu adamın oyun tarzı da yanlış arkadaşlar, biliyor musunuz? Yani bu tarz güçlü paletleri kırmayıp sürekli etrafından dolanırsanız ve karşınızdaki benim gibi mal değilse direkt gider maç, elinizden gider yani. Hani o yüzden bu tarz paletler devrildiği an kırın, boşverin adam uzaklaşsın sizden. Ama bu paletleri yiyin yeter ki. Bazen ben de yapıyorum o hatayı, gerçekten yakalanmıyor yani. Kesin yakalarım diye düşünüyorsunuz ama yakalanmıyor yani. Barbeküsü mü var? Oo bravo. Oo benim de sayısı da zortladı arkadaşlar. Ya oğlum Allah'ım yarabbim ya. Bu adamın iyi bir oyuncu olmadığını son loopumda kanıtlayacağım. Şu uzun spotu değerlendirebilirim ama risk aldım. Çünkü peşin bırakması lazım. Tekrar dönüyoruz şeke. Aa o ne lan? Spawn oluşunu gördüm ilk defa. İki iş aynı anda, iki iş aynı anda. Survivor dayanışması. Dünya malı dünyada kalır arkadaşlar. Lan ben ölmeyeceğim o zaman. Ana şimdi aklıma geldi ha, iyi oldu. Ölmeyeceksem iyi iyi. Bak şerefsiz ya, biliyor ya sona savaşım olduğunu. Gördünüz değil mi nasıl rotasını değiştirdi. Bu arada bir tur daha atabilirmişim. Ben salağım ya. Neyse ki hit yemedik de salağım yani. Yani şu adamın mind game'leri nasıl yerim ya? Bazen gerçekten insanların iyi oynamasına gerek olmuyor. Sadece beklenilmeyeni yaptıkları zaman bile işe yarayabiliyor yaptıkları şeyler. Hayır son anda nasıl değdi ha? Oo, TTNet şey TürkNet farkı arkadaşlar. Normalde beni yani götüme girerdi o bıçak normalde. Ayı. Sok bacağını ağzıma sok kanka. Ha? Kankalar bir şey yapın hadi bak yavaştan toparladım. Sözümü tutuyorum bak adamın kötü bir oyuncu olduğunu son loopumda kanıtlayacağım dedim. Tamam %50'sini kanıtladık. Barımız yavaş yavaş doluyor. Bir %50 kaldı adamın kötü oyuncu olduğunu kanıtlamak için. Merhaba kolay gelsin. Ya o palet şey olmuş da ne yapmışlar ona ya? Bir bakayım diye renklerine falan güzel boyamışlar. Barın %20'sini de perkümün olduğunu bile bile paleti kırmamasından veriyorum. %30 kaldı arkadaşlar bu adamın kötü bir oyuncu olduğunu kanıtlamam için. Ya yavşak. Tam atlayacağımı sancan. İyi kafan çalıştı sonunda he. Oo. Ya oğlum orada bir şey yok ki oraya niye atıyorsun ki yani onu? Bir şey yok orada anladın mı? Allah. Satisfaction. Satisfaction. Öldük mü? Adam nerede? Aha. Hız bonusu. Nasıl yetişti bilmiyorum. Bence yetişememesi lazımdı ama bir şekilde yetişti. Son %30'u yapamadım. Ama bence de yine de iyi oyuncu değil adam. Yani şu sürede bir tane can bitmemesi gerçekten şaka mı ya? Ama arkadaşlar lütfen. Lütfen öbür maç bitirin onu. Ya çok erken oldu salak mısınız? Biraz daha geç bitirsenize. Evet gençler main hesabıma geçtim. Son maçımız olarak kalan gameplay'imizi yapıp bitireceğiz. Ujini bitiren bir hayvan var. Hayvanlar varmış arkadaşlar. Atla gülüm işte ya. Takılıyoruz bir moruk. Hemen alınıyorsun ya. Oğlum ben niye? Ya takıntılıyı bulma şeyim mi var benim ya arkadaşlar? Tamam kanka süpersin harikasın en iyi oyuncusun. Ok gibi palet ya. Yeter artık amına.
Şerefsiz. Can bitti. Nerede ki bitti? Arkadaki mi bitti? Şöyle bir tane beleş trade çok güzel olur gibi. Beleş trade efsane olur şu anda. Güzel fake. Ama çok bir işine yaramadı gibi kankam. Gel buraya. Jhen inanılmaz bitiyor arkadaşlar. Yani hani ben anlamıyorum bu Jhen hızını ya. Yani 1000 tane killer düz çekin, bininde de ağlayacağım galiba. Güzel. Biraz stack toplayalım diğer survivorlardan. Yapma. Attın mı o refleksi gerçekten? Güzel. Hepiniz aynısını yapacaksınız o zaman ha. Loop'ta kötüler de işte Jhen hızı. Bu şey gibi ya galiba. Ibol'un da loop'u çok kötü ya arkadaşlar ama müthiş Jhen yapıyor. Hani durmuyor, anladın mı? Canavar gibi adam. Attı Sycelin varsa. Yokmuş. Birini şöyle ölüm aşamasına getirmem lazım ki anladınız mı? Maç yavaşlasın. Yani yoksa yavaşlamıyor. Orta Jhen çok ilerlemiş. Ölüm düğmesi sayesinde yine kapandı. Çok iyisin ölüm düğmesi, sana teşekkür ederim. Bağırma kız zilli. Şimdi arkadaşlar abi takıntılıya vurdum, mal mısın dediğinizi duyar gibiyim. Evet malım. Evet malım Tuğba. Yani şu an bu da 2 olacağı için bunu da bir sıkıntıya sokalım, anladınız mı? Volt atacaksın oradan. Ben de uçan saldırısı yapacağım sana. Şimdi iki kişinin ikinci asılışı. Yani çok risk alamasınlar, anladın mı? Gerçi bunları fark etmez ama. Bu da armut aslında. Bu en armutları olabilir ya. Hani kostüm olarak falan bakınca ne oluyor? Nereye sıkıştım lan? Kostüm olarak falan bakınca böyle çok iyi, çok şey duruyor da. Bak yine can bitiyor arkada. Akıllılar ya. Hiç asılmamış olan adamı yolluyorlar, görüyor musunuz? Bakalım arkadaşınızı tradeleyebilecek misiniz? Diğer ikisi muhtemelen Jhen yapıyor. Son asılışları oldukları için. Yo, bir tanesi geldi. Dwight heal'landı zekice. Ona tradeletecekler muhtemelen. Ama benim umurumda olmayacak tabii ki de. Zekilik yapacağız. Bunun dedardı var mıydı? Gayet akıllı bir hamle. Ya sikeceğim senin çatapatını şimdi ya, Allah'ım yarabbim. Tamam, şimdi direkt fokus buna. En kötü ikinci kill için. Direkt şunu fokusluyoruz. Supradim fokus ile arkadaşlar. Yani kıvrağım var kanka, tamam, her fırsatta bana kıvrağın olduğunu belli etme ya. Bitir Jhen'i, bitir. Ah bir Noed'im olsaydı. Vurmam lazım. Enti'yi. Her türlü vuracağım. Nice. Yani evet. Aslında loop olarak çok net hak ettiğim bir maçta. Hiç zorlanmadan looplarda deldim ama işte Jhen'lerle falan filan derken berabere bitti sayabiliriz. Evet gençler, izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.